Merhaba arkadaşlar, Forum Map YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 2. sınıf hayat bilgisi Map yayınları kitabı İletişime önem veririz metni cevapları sayfa 42, 43, 44, 45'i işleyeceğiz. Soru: arkadaşlarınızla iletişim kurarken nelere dikkat ediyorsunuz, söyleyiniz. Cevap: arkadaşlarımızla iletişim kurarken dikkat ettiğimiz şeyler. 1. Arkadaşımızın sözlerine ve kendisine saygılı olmalıyız. 2. Kendimizi övüp bunu küçümsememeliyiz. 3. Samimi olmalıyız. 4. Yeri, zamana, duruma ve konuştuğumuz kişiye uygun konuşmalıyız. 5. Söyleme şekline dikkat etmeliyiz. 6. Sabırlı olmalıyız. 7. Cümlelerimizi özenle seçmeliyiz. 8. Konuşurken arkadaşımızın yüzüne bakmalıyız. 9. Sinirlenmemeye çalışmalıyız. 10. Soru sorduğu zaman karşılık vermeliyiz. 11. Onu dinlediğimizi mimiklerimiz ve tepkilerimizle de göstermeliyiz. 11. Adaletli olmalıyız. 12. Arkadaşımızın ricası varsa, elimizden geliyorsa yerine getirmeliyiz. Soru: görsele bakarak iletişim kurallarını söyleyiniz. Cevap: görsele bakarak iletişim kuralları şunlardır. 1. İzin istemek ve bir şey istediğimiz zaman kibarca istemek. 2. Hata yaptığımız zaman özür dilemek. 3. Rahatsız olduğumuzda kibar bir şekilde uyarmak. 4. Bir konu hakkında konuşuyorsak kibar bir şekilde çekinmeden düşüncelerimizi söylemek. 5. Bir şey istediğimiz zaman kibarca reddetmek. Soru: aşağıdaki resimleri inceleyiniz. Uygun ifadelerle eşleştiriniz. Cevap: geçmiş olsun, afiyet olsun, kolay gelsin. Soru: aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun nezaket ifadelerini yazınız. Cevap: 1. İstek ve itirazlarımı nazik bir dille ifade ederim. 2. Düşüncelerimi çekinmeden ve kırıcı olmadan söylerim. 3. Arkadaşlarıma hatalı davrandığımda ondan özür dilerim. 4. Emir verici cümleler yerine rica edici cümleler kullanırım. Soru: aşağıdaki durumlarda duygu ve düşüncelerinizi nasıl ifade edersiniz, yazınız. 1. Teneffüste arkadaşın seni oyuna çağırmadı. Cevap: ben yanlarına giderek oyuna katılmak istediğimi söyler, daha sonra uygun bir zamanda arkadaşıma bu konuda kırıldığımı söylerim. 2. Öğretmeninin sana derste söz hakkı vermedi. Cevap: söz hakkı almak için başka bir zamanı kollarım. 3. Sınıfta arkadaşınız yanlışlıkla size çarptı ve özür dilemedi. Cevap: arkadaşıma uygun bir zamanda bundan dolayı rahatsız olduğumu söylerim. Soru: aşağıdaki durumlar karşısında nasıl davranırsınız, yazınız. 1. Teneffüsteyken arkadaşın okul dışına çıkmayı teklif etti. Cevap: arkadaşımı kibarca reddederek bunu tehlikeli olduğunu söylerim. 2. Futbol oynarken arkadaşınızın hatasından dolayı oyunu kaybettiniz. Arkadaşınız da çok üzüldü. Cevap: arkadaşıma bu durumdan çok üzüldüğümü söylerim. Ancak kırılmaması için onu teselli eder ve hatalarımızdan ders çıkarmamızı söylerim. 3. Arkadaşın sana bisküvisinden ikram etti. Cevap: İkram ettiği şeyi canım istiyorsa alır ve teşekkür ederim. Soru: İsteklerimizi ifade ederken nelere dikkat etmeliyiz, anlatınız. Cevap: zaman zaman hepimizin bir şeylere ihtiyacı olur. İster evde, ister okulda, isterse de hayatımızın her alanında bir ihtiyacımız olduğu zaman bunu iyi, uygun ifadelerle söylemeliyiz. Emir gibi kullanmadan kibar ve nazik bir şekilde rica ederek konuşmalıyız. Sözü çok uzun kısa olmadan uygun ifadelerle söylemeliyiz. Mesela arkadaşım arkadaşımızdan kalem isteyeceksek, arkadaşım kalemimi kullanabilir miyim? Veya rica etsem kalemini bana bir süreliğine verir misin şeklinde kendimizi ifade etmeliyiz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz bu kadar. Aklınıza takılan soruları bizimle yorum kısmında paylaştığınız için, forummap.com sitemize aşağıdaki linki tıklayarak bizi ziyaret ettiğiniz için, beğendiğiniz ve abone olduğunuz için teşekkür ederiz. Çok güzel geçsin dersleriniz.